Zeynep, ben babamdan korkuyorum dediğinde olayların bu kadar şiddet içerdiğini düşünmek istememiştim. Ama gördük ki gerçekten çok ciddi bir durum var ortada. Bana gelen insanla dünkü buradaki yayındaki adam bambaşkaydı. Belki o zaman oynuyordu da şimdi gerçek kişiliği ortaya çıktı, bilmiyorum. Hangisiydi Zeynep? Oynuyordu. Oynuyordu. Aynen. Seni bulmak istediğini, çok merak ettiğini, kızını çok sevdiğini, çok özlediğini, onu gözünden sakındığını. Yani bir babanın, ben aslında ne duymak istiyorsam hepsini bana söylemişti. Ne büyük hayal kırıklığı ki ne olursa olsun ben babasıyım diyemedi. Ama sonra Zeynep'le konuştuk, yani yayının dışında da konuştuk. Çok şeyler yaşamış ve Zeynep öyle bir şey söyledi ki bize, yani aklımız başımızdan gitti. Hatırlıyor musunuz, burada Zeynep ilk nasıl başladığını anlatmıştı bize. Babası banka kredisi almak için birisi gelmişti eve. O kişiyle yalnız kalmıştı. Sonra o kişi ona farklı şeyler söylemişti. Hatırlıyor musunuz? Yine masum olabileceğini düşünmüştük ama bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. Zeynep anlattıkça, açtıkça biz onun gerçeğine daha fazla yaklaşıyoruz. Buyurun. Günlerdir susuyorum ama benim tek gerçeğim ve korkum babam. Bana baskısından dolayı susmak zorunda kaldım günlerce. Ama artık bugün her şey açığa çıkacak. İbrahim Nacar'dan şikayetçi olmamı istiyor. Ki adamın bana karşı hiçbir şeyi yok. Bir tehdidi, bir şantajı, baskısı, hiçbir şey yok yani. Hiçbir şeysi yokken nasıl şikayet edebilirim ki bu adamı? Ama diğerlerinden şikayetçi olacak. Hasan Arslan, Mehmet Selvi, Serkan Karataş, Kasap Cuma vardı. Bunlardan tek tek şikayetçi olacağım zaten. İbrahim Nacar'ı hep hani suçlu gördüğü için ve de sağdan soldan duyduklarına göre hani hep onu kötü biliyor. Ve bana bunun için de sürekli baskı yapıyor, şikayetçi ol diye. Bana karşı bir şeysi yok adam. Hani adamı nasıl şikayet edebilir? Baba, ben İbrahim Nacar'ı seviyorum. Lütfen artık daha fazla engel olma. Ve bir şeylere kabullen. Bir ilişkimiz vardı zaten. Ona ikinci kez kaçtıktan sonra babam bizi kandırıp getirtirdi buraya. Vereceğim edeceğim dedi. Gelip isteyebilirsin dedi. O şekilde geldim dedi. Şimdi Zeynep, burada söylediğin çok önemli. Baban sence bunu bilerek mi yaptı? Bilerek mi sizi yalnız bıraktı odada? Evet. Bilerek olduğunu düşünüyorum. Çünkü normalde seni hani koruyup kollayıp aman kızım dediği için asla seni yalnız bırakacağını düşünmem aslında. Ama enteresan bir durum olmuş orada. Şimdi baban seni sadece odada yalnız bırakmadı. Aslında anladığım kadarıyla hayatta da yalnız bırakmış. Ve Zeynep, sen aslında Hacı İbrahim'e, İbrahim Nacar'a tutunmuşsun. Burada geldiğinde söylediklerin, sonra psikoloğumuza anlattıkların. Yani bu arada Hacı İbrahim Bey burada aslında. Hatta geldi, az önce oturdu. Sonra tekrar çıktı. Tekrar gelebilir, bilmiyorum. Yani kafasında bir şeyler var İbrahim Bey'in ama ne olduğunu anlamadım. Bu yaptığı hareket nedir onu da bilmiyorum. Bu arada akşam da konuştunuz mu Zeynep? Konuştuk. Konuştunuz. Nasıl konuştunuz peki? İyi miydi? İyiydi, bir sorunumuz yok. Bir sorunuz yoktu. Evet. Peki neden şimdi böyle davrandığını ben anlamıyorum aslında. Korkuları var. Bilmiyorum ama korksa zaten buraya gelmezdi. Tutarsız. Değil yani mi? Hay izler. Ne diyorsun? Söyleyin bakayım Esen abla, ne diyorsunuz? Mikrofonunuz mu yok? Niye yok? Ha. Peki. Yani evet, izleniyor. Yayınımız çok da izleniyor. Ama zaten herkes her şeyi biliyor. Bir damla yer buralar yani. Küçük yerde herkes her şeyi bilir. Dün nasıldı konuşmanız peki? İyi, bir sorunumuz yoktu. Bir sorun yoktu. Telefonda yok yani, konuştunuz. Hala da yok. Ne kadar konuştunuz? Yüz yüze konuştuk. Yüz yüze konuştunuz. Bir sorunumuz yok, hala da yok. Peki hala birlikte misiniz? Evet. Evet. Peki dün burada olmadığınızı söyledi. Kim? Yani dün sen onunla evlenmek istediğini söyledin. O da dedi evet. Ki hayır, ben böyle bir şey istemiyorum. Biz hepimiz şok olduk. Ben de şok oldum da. Sormadım sebebini de. Senin stüdyoyu terk etme sebebin buydu. Ben o zaman gidiyorum artık. Çünkü bir tarafta babaya güvendin. O yok. Ona Hacı'ya güvendin. O da yok. Ben öyle anladım. Sonra buyurun. Bir şey olmuş herhalde sonra. Onu rahatlattı galiba. Şu an ikisi de iyi hissediyor. İkna etmiş. Seni nasıl ikna etti Zeynep Hanım? Ne dedi de mutlusun şimdi? Saklama bizden. O kaybolan gülümseme gelmiş geriye. Ne dedi? Ya konuşmamız iyiydi yani, sohbetimiz. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi dün çok ciddi bir şeyden de bahsedildi. Bağımlılık hakkında korkuyor olabilir mi acaba? Çünkü dün Zeynep bu konuda konuşmuştu. Görüntülerde de konuştu. O yüzden acaba bağımlılıkla ilgili farklı bir şey söyler mi diye çekinceleri olabilir Hacı İbrahim'in. Çünkü bunun ortaya çıkması onun için de sıkıntı yaratabilir, bilmiyorum. Zeynep öyle mi? Ya kesinlikle yalan, zaten en başından belli diyorum da. Seni duyamıyorum Zeynep. Kesinlikle yalan o bağımlılık falan. Öyle bir şeyim yok, test de yaptırabilirsiniz. Peki bir ne söylediğini bir hatırlayalım. Buyurun verelim. Ben ailemin yanına da gitmek istemiyorum açıkçası. Baskılarından artık. Hani bu yaşıma kadar zaten bir şey görmedim, yaşamadım. Bari bu saatten sonra bir şeyler yaşamak istiyorum. Bağımlı değilim ama kullandım. Kesinlikle bağımlı değilim. En son 15 gün kadar falan oldu. İbrahim Nacar'ın yanında. Bağımlılık yüzünden değil ki zaten biz hani beraber olursak kesinlikle böyle bir şey olmayacaktı, kullanmayacaktık yani. Nadiren benim yanımda bir iki çekiyor. Yani bir iki kere kullandı o da. O da kesinlikle bağımlı değil. Ya bağımlı değilim ama canım istedikçe yani. Canım da istemiyor. Yani kafam çok bozuksa, çok şeysem böyle sıkıntılıysam kendimi ona veriyorum. İşin açığı ve doğrusu. Şimdi bu bir kere sevgi mi, bağımlılık mı? Sen bu adamı seviyor musun? Yoksa sana sağladığı bu madde yüzünden mi ona bir bağlılığın var? Seviyorum. Ha? Seviyorum. Neyini seviyorsun? Hangi özelliğini? Her şeyini. Bir tane somut bir şey söyle bize. Somut yani elle tutulur. Şunu yaptığı için seviyorum de. Ya sahip çıktı işte. Sahip çıktı. Yani sen mecbur olduğun için o sana sahip çıktı. Sahip çıkılmak biraz mecburiyet de barındırıyor mu acaba? Sen İbrahim'e mecbur olduğun için mi seviyorsun? Hayır, alakası yok. Ha? Mecbur değilim. Senin baban yaşında. 3 tane evladı var. Bilmiyorum onlarla nasıl arası. Bakıyor mu, bakmıyor mu, eski eşi mi? Bir kere mi evlilik yapmış? 2. 2 kere yapmış. Allah bağışlasın, 3 evladı var. Sen 3. olmak istiyor musun Zeynep? Evet. İstiyorsun. Peki ne var İbrahim'de? Yani sahip çıkması bence yeterli. Sahip çıkması. Zeynep bak, biz sevgiyi, aşkı şöyle de tanımlarız. Biz sohbet, muhabbet edebiliyoruz. Ne zaman ihtiyacım olsa evet yanımda. Gözlerine baktığımda gözlerim ışıldıyor. Ona ihtiyacım olmasa da ben onun yanında dururum. Onun bana ihtiyacı olduğunda ben de kapı olurum. Onu gördüğümde böyle kalbim titriyor, yerinden çıkacak gibi oluyor. Hissediyor musun böyle şeyler? Yani onun görünce yüzüm güldüğü doğru. Yüzünün güldüğü doğru. Evet. Sevgi sözcükleri söyler mi sana? Yani söyler. Söyler. Peki beraber siz ne kadar beraber kaldınız? Ne kadar beraber yaşadınız? 15-20 gün falan. 15-20 gün. Aslında o kadar yeni ki. Yani daha cicim ayı bile değil. Ay yok çünkü daha ortada. Yani sen bir evlilik geçirdin Zeynep. Hani hiçbir şey bilmeyen birisi değilsin. Ha? Yani üstelik sen bir annesin. Şimdi genç kız gibi burada ben adamı seviyorum, hani kalbimde çiçekler açıyor. Bunun dışında bir annesin ve senin yüzünden kalbinde neler oluyor? 2 tane evlat var. Ha? Yani kızlarımdan dolayı vicdanım sızlıyor tabii ki. İçim paramparça da. Yapabileceğim bir şey yok bu saatten sonra. Artık geri dönemem mi diyorsun? Dönmem. Dönmem mi, dönemem mi? Her ikisi de. Peki. Hacı İbrahim'in gelmesini bekliyorum çünkü ona da Acaba sorularım var. Zeynep'in babasından çekinip korktuğu için mi İbrahim Bey stüdyoya gelmiyor? Hani dünkü bu olaylardan sonra. Çünkü gayet güzel geliyordu, sıkıntı yoktu. Acaba bu arada şu anda stüdyoyu değil kanalı terk ediyor. Yani gidiyor. Resmi bir taahhüt altına girmek istemiyor ama bir yandan da Zeynep'i koruyorum, kolluyorum diye Zeynep'i de bırakmak istemiyor. Yani doğru bir hareket değil bence. Zeynep, kızım aklını başına al. Gelsin burada desin ki ben seninle evlenmek istiyorum desin. Ki öyle dedi, bir şey var mı? Dedi aslında. Vazgeçti. Kendi kendine ama sonra vazgeçti. İş ciddiye binince vazgeçiyor. Akıllı ol, dikkatli ol bak.